Selam olsun Satiye bacınızdan, ablanızdan, kardeşinizden, bütün takipçilerime ve bütün beni izleyen, takip edip etmeyen herkes arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz canlarım? Ben vatan sevdalısı ve insan seher sarıp ve insan sevdalısı olarak hepinizi kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum canlar. Bugün yine çok 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 güzel sofralarda kız sofralarından eksik etmeyeceğiniz makarnaların yanında, patates kızartmalarının yanında, kızartmalarınızın üzerinde size tadına doyamayacağınız çok güzel ve çok kolay sos tarifi veriyorum. Hele ki benim gibi robot olmayıp da elinde yapıp da blenderdan geçen kardeşlerim, bu tarifi kaçırmayın. Sabah kahvaltılık sos tarifi arkadaşlar. Nelerimiz var? 5 veya 6 kilo, biz 5 değilim arkadaşlar da, size kiloyla aldığınızda tarifi tam yapın. 5 kilo domatesimiz var. 1,5 kilo kapya biberimiz var. 1 kilo yeşil biberimiz var. 2 baş, büyük baş sarımsağımız var. 1 demet maydanozumuz var ve içine katacağımız malzemeler hariç arkadaşlar. Ben şimdi önerilerimi bir yapayım. Domateslerimizi bir soyarak başlayalım. Biberlerimizi ince, onları beraber yapalım arkadaşlar. Domatesimden başlayayım ben. Hoş geldiniz Satiye ablanızın gülleri, Satiye ablanızın kanalına. Hadi be canlar, beni arkadaşlarınıza, sevdiklerinize tavsiye edip hem izlemeye, bak önümüzde kış ha, hem izlemeye hem aboneliğe. Bir 10 binlere çıkıp 5 bin izlemelere bir ulaşalım canlar. Evet arkadaşlarım, soydum, sarımsağımı soydum. Şimdi domateslerimi nasıl doğrayayım? Farz edin benim robotum yok arkadaşlar. Farz edin sizin de evde robotlarınız yok. Temiz, bak ben bunlar komple arkadaşlar malzeme kaplarım. Kedi de vardı. Bu şekil. Bu şekilde arkadaşlar. Önce domatesimizden başlayalım ki domatesimiz kaynarken öbür malzemelerimizi de orayacağız. Bak bir tane daha göstereyim. Ondan sonra size en sonunu göstereceğim. Arkadaşlar benim iki yönelikli malzemeye, iki yönelikli şeye inanır mısınız? Ben yetişemiyorum. Ha, Zonguldak'ta var robotum. Hem burayı hem orayı aslında almak lazım da sıra onlara gelmedi. Sırayla aç gözlü olmaya hiç gerek yok. Bu şekilde canlar. Ben şimdi ne yapacağım? Bütün domateslerimi bu şekilde doğrayıp ocağa bir koyalım. Canlar, ben domatesimi doğradım. Güzelimi yaktım. Ocağa koydum. Bu kaynama ve bir 5-10 dakika yalnız kaynasın. Ondan sonra arkadaşlarıyla buruşturacağız. Kız kardeşim yine böyle süt verdi arkadaşlar. 5 kilo. Onu da koydum yanına. Şimdi biz ne yapalım? Biz şimdi biberlerimizi doğramaya. Belki olmaz arkadaşlar. Belki sizin de olmaz. Çünkü bunlar çabuk bozulan şeyler. Bozuluveriyor. Yeşil biberimizi ne yapacağız canlar? Acı severseniz yeşil biberin yarısını acı yapın. Ama benim gibi mideme dokunuyor derseniz, vallahi arkadaşlar benim mideme dokunuyor. Acı tatlı biberi aynı yere karıştırıyorum. Ben size kolay yöntemini gösteriyorum. Hepsini gördüğünüz gibi yıkadım, temizledim, öyle koydum oraya. Bunu da şöyle arkadaşlar. Bunlar pişince blenderdan geçireceğim için.
İşte robot olsaydı evde arkadaşlar ilk başta robottan yapacaktık. Şimdi eskiden de robot da yoğurdu zaten. Boş ver. Biraz da eskiler gibi yapayım. Hem bu şekilde arkadaşlar içinin var ya çekirdeklerini de alıyorum böyle. Arkadaşlar domatesin suyunu beyağı çekti. Beyağı da kaynadı. Şimdi malzemelerini koyacağım için artık. Sarımsağımı, yeşil biberimi, kırmızı biberimi içine boşaltıyorum arkadaşlar. Doğradıktan sonra çekirdeği vardı yıkadım arkadaşlar. Şimdi bunlar güzel şöyle kıvama gelinceye kadar pişecekler hep beraber. Piştikten sonra ne yapacağız? Öbür tatlandırıcı malzemelerini koyacağız. Ondan önce blenderdan geçireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle 5-10 dakikada yeşil biber, kapya biber, sarımsakla kaynadı benim sosum. Şöyle bir 2 dakikası var arkadaşlar. Ondan sonra hafif dişe gelecek şekilde rondodan geçireceğim. Çünkü size baştan söylemiştim. Ev köyde robotumun olmadığını. Her şeyi ince ince doğradım. Sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi malzemelerim pişti. Şimdi robot olmayan arkadaşlarıma bu videom onlara gelsin benim. Şimdi bakın arkadaşlar. Aşırı derece ezmeden biraz yapmaya çalışacağım. Aşırı derece ezmeyeceğim. Azıcık bir pırtuk koyacağım içinde yani. Rengi çok güzel oldu arkadaşlar. Rengi güzel oldu. Tatlandırmasını daha yapmadık. Beraber yapacağız onu da. Bunu niye böyle yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Hani baştan aşağı yapmıyorum. Bunu yani hafif bir pırtıklık kalması için sizlere de çok güzel bir fikir olması için robot olmayan evlerde belki blenderolu şimdi şöyle bir bakayım canlar ondan sonra tekrar hani eğer ki olursa tekrar hayır hiç koymayacağım artık gördünüz mü arkadaşlar. Hafif bir pırtılı aynı robottan geçirmiş gibi oldu. Aşırı derece geçirmedim. Bakın arkadaşlar. Hani pürüzsüz bir hale getirmedim yani. Bu şekil. Yani benim size söylemek istediğim blenderdan dikkatli geçirirseniz robottan dahi bir şey olur. Hafif bir pırtıklık alır. Çok güzel de sosumuz olur arkadaşlar. Sosum çok güzel oldu. Bir şöyle bir 5-10 dakika yine sobanın üzerine götürüyorum. Orayı fişi merişmediği için. Mutfakta onu çektim arkadaşlar. Şimdi sobanın üzerinde 5 dakika suyunu yaptıktan sonra ben de diğer malzemeleri ve tatlandırıcılarını ilave edeceğim orada. Benim sevgili dostlarım. Sosumu yeteri kadar kaynattım. Şimdi şöyle avucumla 1 çay kaşığı limon tuzu koyuyorum. Sosumda şöyle 5 kilo falan var arkadaşlar. Kahvaltılık sos bu. Yine kaya tuzu. Çünkü bunun tadına tuzuna bakma imkanımız var. Şu anda 2 kaşık koydum. Burada üzüm sirkem var arkadaşlar. Üzüm sirkem bir bardak olmadığı için elma sirkesi ilave edip ikisini bir bardak yapıyorum canlar. Üzüm sirkesiniz yoksa benim gibi elma sirkesi koyabilirsiniz. Bu sos tatlı başlı başına kahvaltılı. Şöyle de diyeyim arkadaşlar.
kadar soğanı doğrayıp bunu da yarım bardak daha getireceğim. Bir bardağı da bunu ilave edeceğim arkadaşlar. Soslarda genelde koyduğumuz malzemeler çok önemlidir arkadaşlar. Bütün soslarda birbirine benzer. Sakın aldanmayın. Bu dört dörtlük, şu şöyle. Bütün malzemeler aynı. Bak şimdi de hakiki zeytinyağından bir bardağa bir parmak eksik kullandığım sıvı yağdan koydum. Yarım bardak da zeytinyağı arkadaşlar. Dediğim gibi bunun tadına tuzuna bakma imkanımız var sonra da. Purtuklu su, purtuğu da bakın arkadaşlar, purtuğuna da. Şimdi tüm malzemelerimi şöyle 2 dakika, bir de ben kısık ateşte yapıyorum. Ateşim kısık. Tencerenin etrafına sağına soluna bakmayın arkadaşlar, yaparken oluyor. Tencereyi yakmamak, dibine tutturmamak en önemlisi bu canlar zaten. Şunun güzelliğine baksanıza. Şimdi ne yapacağız canlar? 5 dakika sonra bakacağım ben bunun tadına tuzuna. Eksiği ne varsa koyacağım. En son bir demet maydanozunu koyacağım arkadaşlar. Maydanozunu da beraber koyacağız. Arkadaşlar baharat olarak ne koyuyorum? 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 2 yemek kaşığı kuru nane, bahçe nane. Değmeyin keyfe. Şimdi arkadaşlar bu nan yine kısık ateşte 1-10 dakika demlenir gibi kaynıyor, bak demlenir gibi. Böyle hokur hokur yarışınan değil arkadaşlar. Bak ben bundan bir günümü verdim. Hani aralıklarla. Ve koyduğum malzemeleri de hep aralıklarla koydum canlar. Hani biz aman şöyle sos, bu sosu yemeden, evet bu sosu yapmadan kışa girdim demeyin. Gerçekten yani başka soslara gerek yok. O değişik değişik soslar, o şöyle soslar, o böyle hayatta gerek yok arkadaşlar. Ha şimdi ben şunu da söyleyeyim size. Az önce tadına tuzuna baktım. Bir yemek kaşığı tam tuz koydum canlar. Yarım bardak sıvı yağ koydum tam. Tam kıvamını aldı, tam kıvamına geldi canlar. Budur. Sos, kışlık sos budur arkadaşlar. Haydi canlar koyalım. Mister gibi buralar kokudar. Bak halının üzerine kuma indi, yanına odun getirdim arkadaş. Ya Allah, bismillah diyelim. Sosumuzu bir güzel koyalım. Heh. Bakın arkadaşlar. Şeylerimi, kavanozlarımı komple makinede yıkadım. Her tarafı çiçek gibi. Aldığımız şey kavanozlar arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu öyle arkadaşlar. Şu şekil. Ama bu soğudukça koyulursa. Işıl ışıl. Gibi canlar. Boğazdan yukarı geçmeyelim. Lezzeti çok yerinde canlar. Ben bunu kışın ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yalnız olunca kahvaltıya kesinlikle peynir zeytinle kahvaltı yapmam ben. Yaptığım böyle şeylerle bunu koyuyorum tavanın. Hiç yağma, hiçbir şey koymuyorum. Tavaya koyuyorum bunu. Kimse yok orada. 2 tane yumurta kırıyorum. Ondan kahvaltı yapıyorum ben.
sevgili arkadaşlarım, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bakın ne güzel doğal tarif yaptım. Etraf tabii ki pisleniyor arkadaşlar. Ben bütün tariflerimi yaptıktan sonra birkaç istek tarifim daha var. Onları yaptıktan sonra ben buranın halılarını, kilimlerini falan yıkayacağım arkadaşlar. Bu kolay bir tarifler değil ama yaptığım tariften 3, 6, 7 tane 750 gramlık kavanozdan geldi. 3 tane de küçük. Belki bunun 5'i gider arkadaşlar. Bana kalır 2, bir de şu küçükler kalır. Yeter. Ben fırsat buldukça, dinlendikçe 1-2 kendime yaparım. Güzel bir tarif. Gerçekten bunu yapmadan kışa girmeyin. Baharatlı bir tarif arkadaşlar. Belki kekiği sevmezsiniz. Kekiği koymayabilirsiniz. Ama kırmızı pul biber çok yakışıyor. Nane çok yakışıyor. Naneyi de isteğe göre koyabilirsiniz. Maydanoz çok yakışıyor. Çok güzel bir kahvaltılık sos. Veya yemeklerin yanında salata sos arkadaşlar. Gerçekten hani kahvaltılarını falan ben dediğim gibi... Ya melemen gibi kullanıyorum ben bu sosları falan. Güzel ya, hiç ziyan etmeden kullanıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, hoşçakalın. Bu tarifi yapmadan, bu sosu yapmadan kışa girmeyin canlar. Görüşmek üzere.